Alican'a merhaba deyin. En iyi mutfak liginde oynuyor. Doğruluk ve çeviklik konusunda bir şampiyon. İyi iş çıkardı. Ve bugün zor bir görevle karşı karşıya. Kız arkadaşı için romantik bir akşam yemeği hazırlamak. Biraz patlamış mısır alalım. Ona iyi şanslar diliyoruz. Sevdiğini nasıl şaşırtabilir? Makarna harika bir seçim. Bu mutfak şaheserine hiçbir kız hayır diyemez. İlk çatalda aşık olacak. Bellissimo. Ne kadar romantik. Ama gerçeğe dönmenin zamanı geldi. Ne kadar iğrenç. Peki, malzemeleri seçelim. Daha fazla spagetti yoksa Alican'ın bir alternatif araması gerekir. Hayır, ayakkabı bağcı yenilebilir değildir. Bir spagetti kaldı. Onu dikmeyi ve bir spagetti bahçesi yetiştirmeyi deneyebilir. Ama hasadı uzun süre beklemesi gerekecek. Bir seçenek daha. Yemek pişirme oyunları. Makarna macunu. İlginç. Makarna macunu. İşe yarayacak gibi. Onu biz dişler için kullanalım. Normal spagetti seçmek daha iyi. Hayır, bu şekilde daha temiz olamayacaklar. Çamaşır makinesi her şeyi temiz tutmaya gerçekten yardımcı oluyor. Ama sebze söz konusu olduğunda değil. Muslukta su kalmadı mı? Panik yapmaya gerek yok. Gezegende buzullar olduğu sürece su da olacak. Neredeyse. Ama bu çok zor. Akan su mükemmel bir seçim. Spagetti pişirmeye başlayalım. Öncelikle derin bir tencereye ihtiyacımız var. Alican'ın da biber konusunda dikkatli olması gerekiyor. Ateşli erkekler için bir taktik. Eyvah, çok karmaşık. Kötü polisi oynamak spagettinin eğilmesine neden olabilir. Korkabilir ve hemen yumuşayabilirler. Ama daha lezzetli olmayacaklar. Bir sonraki tüyo sağına severler için iyi bir seçenek olacak. Belki biraz su. Ne kadar sıcak. Güzel değil mi? Sauna için harika bir şey. Spagetti için su 5 dakikada kaynıyor. Tencerede 5 dakika kaynadı bile. Sonra soğuması için birkaç dakika bekleyelim. Spagettiyi kaç dakika pişirsem? 5 mi? 5 mi? 2 mi? Yardım edin. Sebzeleri keserken dikkatli olmamız gerekir. Peki, kesme işlemi sırasında hiçbir domates zarar görmedi. Gerçek bir samuray mutfakta olmamalı. Makas mı? Her yere domates suyu sıçratmanın harika bir yolu. Her şeyi doğru yapmak için keskin bir bıçak almalıyım. Sebzeleri daireler halinde kesmeliyim. Harika. Spagetti hazır. Şimdi Alican'ın suyu dökmesi gerekiyor. Tencereye dokunmak kötü bir fikirdi.
Alican'ın ellerini korumak için bir fırın eldiveni takması gerekiyor. Önemli olan neyin nereye gideceğini karıştırmamak. Tenceredeki suyu kaşıkla almak çok kolay. Ama çok uzun sürebilir. Çorap bir kevgir değildir. Delikleri olsa bile. Bu arada yemek pişirmek ve balık tutmak aynı şey değil. Sadece bir kevgirle suyu süzelim ve spagettiyi bir tabağa koyalım. İşte bu kadar. Makarna sosu olmadan lezzetli olmaz. Bir karıştırıcıda lezzetli sebze sosu pişirmek kolay. Görünüşe göre bir kapağı unutmuş. Bu çok daha iyi. Süreç başladı. Nasıl görüneceğini merak ediyoruz. Aa, bir sebze bahçesi resmen. Ne? Bir çubukla bir blender'ı evcilleştirmeyi deneyebilirsiniz. Harika bir sos. Ama çok çabuk rahatlamamalıyız. Ne? Yemek hazır olduğunda içeceklere dikkat etmemiz gerekir. Buz gibi kola mükemmel bir seçim. Ama çok sallamamalıyız. Bir fincan lezzetli kahve. Akşam yemeğinden sonra içmek için harika bir içecek. Hey, nasıl oldu? Ay, bu iğrenç. Portakaldan bir kokteyl yapabiliriz. Hayır, böyle değil. Ortadan ikiye keselim ve suyunu sıkalım. Biraz çaba sonucu, kız arkadaşı için taze bir meyve suyu hazır. Masadaki her şeyin iyi görünmesi gerekiyor. Kreatif bir şey, ne dersiniz? Çatal bıçak takımı seçerken daha dikkatli olmalıyız. Mumlar olmadan nasıl romantik bir akşam yemeği yiyebiliriz? Doğru atmosferi oluşturacak olan onlar. Ne kadar çok, o kadar iyi. Oh, ne başarısızlık ama. İki kelime. İtfaiyeyi arayın. Masadaki her küçük detay önemli. Ve masa örtüsündeki küçük bir şey her şeyi mahvedebilir. Bu durumda onu değiştirmek garip numaralar göstermekten daha kolay. Her şeyin harika temiz ve yerinde olması gerekiyor. Mükemmel. O an geldiğinde Alican'ın bir centilmen gibi davranması gerekiyor. Buna Lady'nizi düşürmemek de dahil. Kızın sizin terbiyeli olduğunuzu anlaması gerekir. Bir arkadaşınız için aptalca şakalar yapın. Yemek yaparken yaşadığınız tüm sıkıntılar hakkındaki hikayeleri paylaşmak iyi bir fikir değil. Sadece iştahını mahveder. Harika. İşe yaradı.